Günaydın. Günaydın hanımım. Siz bırakın. Siz bırakın da bugün mutfağı gelin hanıma emanet edelim. Ayşe Hanım, Antakya gelini olmak kolay değildir. Gelin dediğin marifetinden, hizmetinden belli olur. Hadi bakalım. Şöyle ağızlara layık bir sofra donat da görelim senin marifetini, hünerini. Tamam o zaman. Hepinizi dışarı alayım. Çıkın. Kolay gelsin Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Ah, taktın mı kravatını? Bence bu gömleğine daha uygun. Bütün eşyalar yanmış kül olmuş. Yazık. Babasının öldüğü gün hem de. Acaba bilerek kendisi mi çıkardı diye bu yangını düşünmeden edemiyorum. Ona bir şey olmamış ya. Önemli olan bu zaten. Her zaman söylerim. Bu çocukta karanlık bir şeyler var diye. Yattığı yeri yakan koca fabrikayı... Bir türlü barışmadı Yaman'la yıldızınız. Benim Yaman'a güvenim sonsuz. Adnan. Sinan yokken söyleyeyim de çocuk genel müdürlük için çok heyecanlı. Toplantının en başında halledin şu görevlendirme işlerini de içi içini yemesin. Şimdi saatler sürer sizin şu kurum işleri. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Günaydın anneciğim. Annem günaydın. Günaydın anne. Günaydın. Günaydın. Yeni gelin maalesef ilk sınavdan sınıfta kaldı. Ayşe Hanım. Buraya geldiğinizden beri hiç böyle şeyler yediğimizi gördünüz mü? Hayır, görmedim. Onun için yaptım zaten Azade Hanım. Sizin için bir değişiklik olsun istedim. Güzel düşünmüşsünüz de mutfağımıza getireceğiniz değişiklik hem lezzetli hem de sağlıklı olmalı. Eline sağlık kızım. Çok iyi yapmışsın. Yumurtalı ekmeğe bayılırım. Uzun zamandır da yemedim. Annem rahmetli bunu çok güzel yapardı. Anlam. Annenin yaptığı marifet olsaydı bu yaşta kolesterolü yükselmezdi. Hem Ferit böyle yağlı şeylerden nefret eder. Ayşe Hanım. Misafir geldiğiniz evin düzenine ihtimam gösterseniz iyi olur. Ben bu evde misafir değilim Azade Hanım. Oğlunuzun eşiyim. O yüzden siz bana ihtimam gösterirseniz çok iyi olur. Ayten. Kaldır şu tabakları da her zaman kullandıklarımızı getir. Kezban. Sen de şunları kaldır da yiyebileceğimiz doğru dürüst bir şeyler getir sofraya. Kezban Hanım bir dakika kaldırmayın. Ben onları kapıdaki kedilere vereceğim. Belki onlar beni takdir ederler değil mi? Ablacığım ben onu alayım. Benim de canım çekti. Yani yemek isteyen olursa buyursun alsın yesin. Bir tane de ben alabilir miyim lütfen? Tabii tabii. Hemen. Ben şunu aldım. Teşekkür ederim. Tamam artık. Kesin bu saçmalığı. Ben sana ne dedim Kezban? Kaldır hemen şunları. Size afiyet olsun. Tekrar eline sağlık kızım. Ben şirkete geçiyorum. Siz de geç kalmayın olur mu?
Afiyet olsun. Sağ ol anne. Afiyet olsun. Al şu tabağı. Ay ekmekler de mis gibi koktu ya. Canım çekti. Anneciğim bunu yemek için mideden çok yürek lazım. Ye. Aç kaldık. Allah'ım kendime inanamıyorum ya. Hayır zaten derdim başımdan aşkın. Bir de kayınvalide kahrı çekiyorum ya. Kızım sen Ayşe'sin ya. Kendine gel. Takılma bu kadar. He de geç. Ya sanki konağın gerçek geliniz. Sen kendi kendine mi konuşuyorsun ya? Evet. Yalnız anneme iyi res çektin ha. Tebrik ederim seni. Bu arada ben seni takdir ediyorum. Haberin olsun. Yumurtalı ekmek harika olmuştu. Eline sağlık. Yani sağ ol. Annen de o kadar üstüme gelmeseydi ama. Nasıl olmuş gömlek? Yani rengi falan. Güzel. Sevdiğim bir renk. İyi seçim olmuş. Sağ ol. Ben de hazırlanayım. Bence o. Bence bu sana çok yakışacak. Hadi giy hemen hazırlan. Annem yeni bir hamle yapmadan kaçırayım seni konaktan. Vallahi iyi olur. Şöyle bir güzel gezip dolaşıp Antakya sokaklarında kaybolmak istiyorum. Yok yok kaybolmak yok. Anlaşmamız bitene kadar seni kaybetmek istemem. Başlık parası boşa gider diyorsun yani ha? Hadi giyin. Bekliyorum. Kocana Leda öpücüğü vermedin gördüm. Konuşmamız lazım ama burası uygun bir yer değil. Konuşacak bir şeyimiz yok. Arkadaşınla tanıştım bugün. Seda. Dedikodunu yaptık biraz. Neden buraya geldik? Konuşacak başka bir yer yok muydu? Seda sana ne anlattı bilmiyorum. Ama lütfen bizim hayatımızdan uzak dur artık. Ya bir insan istenmediği yerde bu kadar kalmamalı. Ayşe, sizin evliliğiniz öfkeyle alınmış bir karar. Benim canımı acıtmak için aniden yapılmış bir hamle sadece. Madem bu kadar eminsin, o zaman sen cevap ver. Ne yaptın Ferit'e? Neden bu kadar öfkeli sana? Kötü bir ana şahit oldu. Birinin beni zorla öptüğünü gördü. Ve onu aldattığıma inandı. Zorla olduğunu, direndiğimi söyledim ama inanmadı. Gitti hırsından, kızgınlığından düğünümüze seni getirdi. Güldürme beni Hande. Senin gibi bir kadın istemediği bir duruma düşer mi? Hem zor durumda olsaydın Ferit sana yardımcı olmaz mıydı? Düşer. Benim gibi bir kadın da bu duruma düşer. Ayrıca canı yanan, sevdiğini kıskanan bir erkeğin o an neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Kendini bir benim yerime koysana. Bir kadın kimi istiyorsa ona gitmez mi? Ben Ferit için neden bu kadar kıvranıyorum sence? Bilmem. Ona sen cevap ver. Pişmanlık ya da hırs yüzünden olabilir mi? Ferit seni saçma sapan bir oyuna meze ediyor. Kaç kurtar kendini. Bu oyuna daha fazla alet olma. Bir hırsın kıskançlığın kurbanı olma. Ben kurban değilim. Bir karar verdim. Ferit'le evlendim. Sen de kaçan balığın arkasından yanma artık. Mutsuzluk üzerine inşa edilmiş bir evin çatısı mutlaka çöker Ayşe. Sen Ferit'in bana aşık olduğunu görmeyecek kadar kör müsün? Ben onun yüzünü ezbere biliyorum ya. Sevincini, kızgınlığını.
endişesini, gözlerin içindeki ışıltıyı, hüznünü ben biliyorum. Gerçek aşk bu çünkü. Bizim aşkımız. Anlamıyor musun? Hiç mi kadınlık gururun yok senin? Gerçek aşk nedir biliyor musun? Vazgeçmeyi bilmektir. Acıyla baş etmesini öğrenmektir. O yüzden boşa dil dökme bana Hande. Peki. Öyle olsun. Bu arada merak etme, arkadaşın Seda ile görüşmedim tabii ki. Ben şimdi işe gidiyorum. Sen burada kal, doğayla baş başa düşün. Gerçek aşk vazgeçmek mi? Yoksa onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi? Kaçırdım otobüsü. Bir sonraki ne zaman onu soruyorum. Tamam, hemen kontrol ediyorum hanımefendi. En erken yarın var. Ya iyice bir baksanız lütfen. Bakıyorum hanımefendi ama maalesef yarın en erken. Yarın mı? Evet. Yok artık ya. Uçakla gidersin sen de canım, ne var? Hande ben. Sen de Seda'sın herhalde. Ayşe'nin arkadaşıymışsın. Kimsenin arkadaşı değilim ben. Abim için geldim, şimdi de gidiyorum. Bir dakika. Bu abin nesi oluyor Ayşe'nin? Hadi oyalama beni hadi. Dur ya dur dur. Uçakla gönderelim seni. Uçakta yer yok. Ne demek yer yok? Sen bizim misafirimiz sayılırsın. Ver kimliğini halledeyim hemen. Alo. Bu Seda'nın abisinin Ayşe ile bağlantısı neymiş, hemen öğrenin. Vaktim kalmadı benim. Kalp Yarısı ATV'de.